Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda pekiştirme testi 3'ü çözüyoruz. Birinci sorumuz. Yukarıdaki verilere göre CEBX kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şuradaki açılara y, y, y diyelim. Yani toplamda burası 2 Dörtgenin iç açılar toplamını yazacağız. A, B, C, D, dörtgenin. Yazalım 78 artı 56 artı 2y artı 162. Bakın ABCD dörtgeninin iç açılar toplamını yazdım. Eşittir 360 diyoruz. Buradan 134, 162 daha 296. 2y artı 296 eşittir 360. 2y eşittir 64. Y eşittir 32 derece gelir. Y'nin yerine 32 derece yazarsak Şimdi C, E, B üçgeninde, C, e, B üçgeninde 32 derece, 56 derece ve x'in toplamı Üçgenin açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir unutmayın. 32 artı 56 artı x eşittir 180 diyorum. 88 x e ise buradan 92 derece kalıyor. O halde doğru cevap D şıkkıdır gençler. İkinci sorumuz x, y, z ve t arasındaki bağıntı hangisidir? Şimdi iki tane iç açıları verilmiş. iki tane de dış açı. Şurayı iç açı olarak bulalım. Tamamı 180 olduğuna göre 180 z yazabiliriz buraya. Buraya ise tamamı şu açının tamamı 180 olduğuna göre x gitti geriye 180 eksi x kaldı. Toplamı bunların toplamı yani şu dört köşedeki açıların toplamı neler onlar? 180 eksi x artı t artı 180 eksi z artı y eşittir 360 derece diyeceğiz. Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı. Bakın 180, 180, 360'ı götürdü. Bu durumda ne diyebiliriz? Eksi x eksi z'yi sağ tarafa atalım. T artı y burada kalsın. T artı y eşittir. Eksi x ve eksi z'yi o tarafa atarsak sağ tarafa x artı z olarak geçer. Ve bu da bize zaten hangi şıkkı verir? E şıkkın. x artı z eşittir. Y artı t'dir. Bu sorudayız. Burada 70 derece 110 derece verilmiş. Bakın şunu çizelim şuradaki iki iç açı ortayı çizelim. Şimdi şu işte eşit olsun. Bir de şurası. Şöyle gösterelim. Şunu söyleyebiliriz gençler. Buraya A, buraya A, buraya B, buraya B dersek. Aynı şekilde C, C, D, D diyelim. Bakın 2a artı 2b toplamı 180 derecedir. Bu durumda a ile b'nin toplamı, bakın 2'ye bölersek 90 derece olarak gelir. Burası 90 derece oldu. Burada da aynı şekilde 2c artı 2d 180 derece, e, 2'ye böldüğümde c artı d'nin 90 derece olduğunu görmüş oluruz. Şurası da 90. Şuradaki açıya y diyelim. Bakın bu noktada K olsun. Şimdi BKDC dörtgeninde iç açılar toplamını yazacağız. Y var, 2 tane 90 var, bir de 70 var. Dörtgen iç açılarının ölçüleri toplamı 360'tır. 360'a eşitledim. Y buradan ne geldi? 110 derece geldi. Buna dikkat. Şimdi bir dörtgende iki komşu açı ortayın arasında kalan açının ölçüsü yani Y eşittir. Diğer iki köşedeki açıların ölçülerinin toplamının yarısıdır. Yani x artı 110 bölü 2'ye eşittir gençler. Adım adım bu şekilde yazdık. Y'nin yerine 110 yazarsak 110 bölü 2 110 eşittir. X artı 110 bölü 2 İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 220 eşittir. X artı 110 Buradan ikisi yalnız bıraktığımızda 110 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkı olur. Geldik dördüncü soruya. Karşılıklı açı ortaylar vermiş gençler. Burada x'in alabileceği değerler toplamı. Şimdi karşılıklı ise diğer iki açının farklarının mutlak değerinin yarısına eşit. Yani 5x eksi 70'ten x artı 20'yi çıkartıp mutlak değerini alıp 2'ye böldüğümde ne geliyormuş? 40 derece. Burayı düzenleyelim mutlak değerin içine. 5x eksi eksi 4x eksi 70 eksi 20 eksi 90 2 ile de 40'ı çarparsak 80 derece geldi. Yani denklemimiz şu. Bunu çözmeye çalışacağız. Bunun çözümleri iki tanedir. Nedir onlar? İçerisi mutlak değerin içerisi 80 derece olarak çıkıyorsa içerisi ya 80 derecedir yani 4x eksi 90 eşittir 80'dir. Ya da eksi 80'dir. Çünkü eksi 80'in de mutlak değeri 80 olarak dışarı çıkar. Bu durumda 4x eşittir 170, x eşittir 42,5 derece gelir. Buradan 42,5 bulduk. Buradan 4x eşittir 10, x eşittir 2,5 derece geldi. x'in alabileceği değerler 42,5 derece ve 2,5 derece. Bunları toplarsak gençler 45 dereceyi elde etmiş oluruz. Doğru cevap C şıkkı olur. Şekildeki ABCD dörtgeninde ADB X kaç derecedir? Şimdi burada şunu hatırlamamız gerekiyor. İki tane açı ortayın geçtiği yerden yani dış açı ortay olarak düşünürsek bunların geçtiği yerden üçüncü açı ortayda geçer. Yani bu da iç açı ortay olacak mecburen. Demek ki şuradan geçen de iç açı ortaydır. Yani şurası iç açı ortay olur gençler. Hocam bu şekli bunu nasıl yorumlayacağız? Sadece bir tane açı ortay var diyorsunuz şu anda. Bakın şunu uzatalım. Doğrusal olarak uzatalım. Tam onu doğrusal uzatmaya çalışalım. Şuradan doğrusal olarak uzattık diyelim. Şimdi 72 54 daha 126 derece. Buraya ne kadar? 54 derece kalır. Ha, soru bakın saklamış size bu CD'nin açı ortaya olduğunu. Yani bu ikisi birbirine eşittir. E bu durumda e, ne olmak zorunda? İki dış açı ortay var bakın. O zaman üçüncüsü de iç açı ortay olmak zorundadır. Yani bunu da şu şekilde gösterebiliriz. Çift çizgiyle gösterelim. Şimdi gençler. Bunun ardından orada çift çizgiyle göstermişiz zaten. Şöyle yapalım. Ee, ne isteniyor bizden? X isteniyor. X'i de olarak tanımlamış? ADB açısı. Burası X açısı kaç derecedir diye sormuş bize. Şöyle yapabiliriz. 45-45-90 geriye 90 kaldı. 90, 72. Bunun tamamı 18. 2 e, eşit parça olacak. O zaman 9, 9 olur. Şöyle yapabiliriz. Şuradaki ABD üçgeninde ABD'de iç açıların ölçüleri toplamını yazıyorum. Bakın burası 135. Burası 9, burası X. 135 artı 9 artı X eşittir. 180 derece gelir. Buradan 144'ü diğer tarafa atarsak 180 eksi 144'den x'i 36 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevap C şıkkıdır gençler. Yukarıdaki verilere göre dkc x kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi komşu iki tane açı ortay var. Bunların arasındaki açı nerede olursa olsun. Bakın komşu iki tane açı ortay. Bunların arasındaki açı nerede kesişirlerse kesişsin. Şu diğer iki açının toplamının yarısına eşittir. X eşittir. 70 artı 50 bölü 2 diyoruz. Buradan ne geliyor? 60 derece gelmiş oluyor. İçeride de kesişse aynı durum geçerlidir gençler. Formül bunu söylüyor. Kafanızı karıştırmasın. Yedinci sorudayız. Gene bakın iki tane komşu açı ortayın kesiştiği açı Diğer iki açının toplamının yarısına eşit olacak. 130 artı 90 bölü 2 diyorum. 220 bölü 2'den buradan da 110 derece buluruz. Doğru cevap C şıkkı gelir. 180 alfa, 120 olarak şurası verilmiş. Alfa kaç derecedir? Şöyle yapalım. Bunun iç açı ortaylarını çizelim. Şu iki köşeden. Benzer soruyu az önce çözdük. Şunları şöyle isimlendirelim. Burada da şu şekilde. Daha önceki sorumuzda söylemiştik. Eğer bunlara x, x, y, y dersek bakın 2x, 2y 180 derece. O zaman x artı y 90 derecedir. Burada da z, z, t, t dersek 2z artı 2t 180 derece, z artı t 90 derecedir. Bakın buradaki ne, M noktası olsun burası. D, F, M, C'de D, F, M, C dörtgeninde şuradaki açıya ne diyelim? Beta açısı diyelim. 90 artı 90 yani 180 artı 120 artı beta eşittir 360. Beta bu durumda ne gelir? 60 derece gelir. Bakın şuradaki açıyı 60 derece olarak bulduk. E şimdi şekli e, dörtgenin kendisine bakarsak 2 tane komşu iç açı orta yarısında kalan açı. Yani 60'ın ta kendisi diğer iki açının toplamının yarısına eşit olacak. 60 eşittir alfa artı 80 bölü 2 diyorum. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 120 eşittir alfa artı 80 gelir. Alfayı yalnız bıraktığımızda 40 derece olarak görmüş oluruz gençler. Doğru cevap D şıkkıdır. X kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. 130 verilmiş. Oralardan gideriz. Şunlara alfa alfa diyelim. Buradakiler beta beta olur. Tamam 180 olacağına göre şuradaki kısım 180 2 alfadır. Aynı mantıkta bu açıda 180 eksi 2 beta gelir. Bakın buradaki üçgende, e, dörtgende iç açılar toplamını yazarsak. 180-2 alfa artı 180-2 beta artı 100 artı 130 eşittir 360. 180-180-360'ı götürdü. 2 alfa artı 2 beta 230 geldi. Her tarafı 2'ye bölersek alfa artı beta 115 derece gelir gençler. Şimdi şu özelliğimizi kullanabiliriz. Daha önce de bahsetmiştik. İç bükeyi bir dörtgen çizelim. Şunlar ABC B, C açıları olsun. Şuradaki açı A artı B artı C'ye eşittir. Bu şekil burada nerede yer alıyor? Dikkatle bakın. Sarı olarak çizdiğim dörtgen bu formülü uygulamama uygundur. Yani alfa artı beta artı x neye eşit? 130 derece eşit. Alfa artı beta artı x eşittir 130. E az önce biz alfa artı beta 115 olarak bulmuştuk. Hemen yerine yazalım. 115 artı x eşittir 130. X bu durumda 15 derece gelir. Doğru cevap C şıkkıdır gençler. 140 ve 180 verilmiş. Bakın hemen karşısındaki açı ortaya çizelim. Çünkü formüllerimizde neler vardı? Ya komşu iki açı iç açı ortay olacak diye da karşılıklı iki iç açı ortay. Dıştaki ile ilgili bir formül vermedik. Ama içtekini çizersek. Yani C'nin karşısındaki olan A'deki açı ortayı çizersek. Şimdi karşılıklı iki açı ortay arasında kalan açı. Yani şurası. Kırmızıyla daradığım kısım. Diğer iki açı olan 140 ile 80'in farkının mutlak değerinin yarısına eşit. 140 eksi 80'in mutlak değeri bölü 2, 60 bölü 2'den 30 derece olur. Bakın burası 30 derecedir. Şimdi şöyle yapalım, alfa alfa, beta beta diyelim. Gene 2 alfa artı 2 beta'nın 180 derece olduğunu biliyoruz. 2'ye bölersek alfa artı beta 90 derecedir. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olduğuna göre, şurayı 90 aldık. Bakın şu noktaya da M noktası diyelim. A M, F üçgeninde. Açılara bakarsak 90 var. Yeşille devam edelim. 90 var, x var, 30 var. 90 artı x artı 30 eşittir. 180 diyoruz. Çünkü üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamıdır. X'i yalnız bıraktığımızda 60 derece. Yani doğru cevap D şıkkı olur. B, A, D, X kaç derecedir? Bakın bu tip sorularda Eşkenar üçgeni hatırlayın. Eşkenar üçgen nedir? Bütün kenarları eşit olan, dolayısıyla bütün açıları 60'ar derece olan bir üçgendir. Yani eşkenar üçgenin her iki taraftan baktığımda, üç taraftan baktığımda ikizkenar üçgen özelliği sağladığını söyleyebiliriz. A ile C'yi birleştirelim. A ile C'yi birleştirdik. Bakın bu durumda ABC üçgeninde tepe açı 60. Bu ikisine 120 kalıyor. O zaman eşit olacaklarına göre çünkü AB ile BC eşit her biri 60'ar er derece olur. E bunun sonucunda bu üçgen ne oldu? Eşkenar üçgen oldu. 60 60 60 ise bu eşkenar üçgendir. Demek ki şu üç kenar birbirine eşit olacak. E bununla da bu eşit. Diğer tarafta da zincirleme olarak bir ne yakaladık? İkiz kenar üçgen. 130 60 geldi şurası. Geriye ne kaldı? 70. İkiz kenar üçgen oluyor bakın. AC'yi gören açıyla AD'yi gören açı eşit olacak. Yani burası da 70. Şuradaki açıya alfa diyelim. Burada iç açıların ölçüleri toplamını yazıyorum. 2 alfa artı pardon. Alfa artı 2 tane 70. Yani 140 eşittir 180. Alfa buradan 40 derece geldi. Bizden x isteniyor. x neye eşit? Alfa artı 60'a eşit. E, alfayı az önce 40 olarak bulduk. O zaman x açısı 40 artı 60'dan 100 derece olarak bulunmuş olur. Doğru cevap C şıkkıdır. Geldik 12. sorumuza. Tekrar şunu hatırlatıyorum. Daha önceki bir sorumuzda bahsetmiştik. İki tane dış açı ortayın kesiştiği yerden iç açı ortaya geçer. Yani şu ikisi dış açı ortay olsun. O zaman şuradaki mutlaka İçe açı ortaydır. Üç açı ortay aynı noktada kesişir. Ne ilgisi var? Burada açı ortay falan vermemiş. Evet şu anda bir şeyi vermediğini görüyoruz. Ama geometri soruları bulmaca gibidir. Hani verilen bilgilerden siz belki de açı ortay olduğunu görmeniz gerekmekte. Buna yönelik gideceğiz. 60-60 vermiş. 50-65 vermiş. Şimdi ilk akta gelen şu oluyor bu soruda. 50 ile 60'ın toplamı 110. Burası 70. Ama sonra bakıyor bakıyorsunuz. Burası kaça kaç ayrılacak? 35, 35 mi? Başka bir şey mi? Bilemiyoruz. O zaman orada tıkanıyoruz. Onun yerine şunu uzatayım. Bakın bunun 60 derece geldiğini söyleyebilirim. Şunu uzatalım. 50, 65 daha 115. Buraya da 65 derece geldiğini söyleyebilirim. Bunun sonucu olarak 60, 60. Şurası bir ne oldu? DC bir açı ortay oldu. Açı ortay. 65-65 bakın burası da bir ne oldu? AD gene bir açı ortaya oldu. Bu iki açı ortanın kesiştiği nokta ne? D. Bir bakıyorum D'den B köşesinden gelen bir doğru parçası da geçmiş. O zaman özellik gereği bu da ne olmalı? Açı ortaya olmalı. Yani burası da X'tir. E bu durumda bakın oranının da X olduğunu biliyorsam artık ABC üçgeninde iç açılar toplamını yazabiliriz. Açılarımız neler? 50, 2x ve 60. 50 artı 2x artı 60 eşittir. 180. 2x artı 110, 180. 2x 70 gelir. X'i de buradan 35 derece olarak bulmuş oluruz. Dolayısıyla gençler doğru cevabımız B şıkkıdır. Ve böylece pekiştirme testi 3'ü de bitirmiş olduk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.